Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kabak dolması yapıyorum. Şöyle önce çatalla bir güzel çiziyorum. Sonra nasıl oyduğumu sizlere göstereceğim. Kabuğunu soymuyorum. Güzelce çizdim böyle. Şimdi bakın nasıl oyacağım. Bir tane kabaktan kaç tane dolma çıkaracağız bakalım. Şöyle bıçağımız ince uçlu. Şöyle batırıyorum. iki parmak kadarını. Sonra böyle döndere döndere aynı kestiğim çizgiye geliyorum. Sonra tekrardan bir parmak daha kalınlığında atlıyorum gene bıçağımızı döndere döndere kabağın etrafında dönüp aynı çizgiye geliyorum hep bu işlemi kabak bitene kadar tekrarlıyoruz bir parmak atlayıp gene bıçağımızı batırıp aynı çizgiye gelene kadar döndürüyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Kabak bitene kadar. Kabak patlıcan dolması yapacağım. Bakın ne güzel oydum gördünüz mü? şekillerde böyle içleri de boşa gitmemiş oluyor bakın 3 4 tane oldu şimdi gene başlıyorum orası düştüğü için tekrardan kabağın kalan tarafından gene oymaya başlıyorum Ince bir kabaktı. Öyle kalın büyük kabak almaya da gerek kalmadı dolma yapmak için böyle oyduğumuz için. Bakın ne kadar güzel. Şöyle etrafından tutuyorum ki şöyle kabak parçalanıp kırılmasın. Evet, ne kadar güzel şekli oldu. Pişince de aynı şekilde kalıyor böyle. Sizlere de tavsiye ederim. Çok güzel. Zevkli bir oyma işlemi. Bakalım kaç tane kabaktan bir kabaktan kaç tane dolma yapmışım. 1 pardon 2 3 4 5 6 7 tane dolmamız oldu. Öyle iri bir kabak da seçmemiştim dediğim gibi. Şöyle kibar kızartmalık bir kabak seçmiştim. Şimdi bunları dolduracağım. Normal dolma içi yapıp biber, patlıcan, kabak dolduracağım. Patlıcanları da aynı şekilde oyuyorum. Onu da getirip sizlere bir tane patlıcan göstereyim gene. Ben şimdi bunları içine bu kadar da biber koyacağım. 8-10 tane karışık dolma yapacağım. Normal iç yapıyorum. Biber dolma içini bilmeyen yoktur. Orasını göstermeyeceğim. Böyle oyuluşunu göstermek istedim sizlere. Bu çok güzel değişik. Hem içleri de boşa gitmemiş oluyor. Bir o kadar da lezzetli oluyor dolmalarımız. Şimdi bunları tencereye nasıl dizeriz? Çünkü şu dipleri daha çabuk pişer. Kabuğu olmadığı için içini doldurduk diyelim. Şu kapağına domates kapatıyoruz. Bu patlıcan da doldurduk veya kabak hiç fark etmez. İçlerini doldurduk. Ağızlarına Domates kapatıyoruz. Şöyle koyarız. Birbirine geçiririz. Tenceremize böyle dizeriz. Patlıcanı da aynı. İçlerini doldurduk. Ağızlarına domates kapatıp böyle tencereye yatık bir şekilde koyuyoruz. Yoksa da tencerenin dibine biberler koyarız. Çünkü bura koyulmaz. Zaten kabuğu olmadığı için de çabuk pişer, yanar. Biberleri doldurduk. Böyle üzerlerine kapatabiliriz. Şöyle yan tencereye, tencere düşünelim bunu. Biberleri doldurduk. Böyle üstlerine koyabiliriz. Böyle dizeriz tenceremize de. Ya böyle yatık dizeceğiz ya da biberlerin üzerlerine, yanlarına kapatacağız o zaman daha güzel pişer dolmalarımız bakalım patlıcandan kaç tane dolma yapmışız şöyle 2 4 6 8 tane de patlıcandan olmuş bir kabak bir patlıcan her birinden 8'er tane dolma üstelik bir de büyük büyük seçmemize gerek yok böyle kibar kibar dolmalarımız olsun böyle bu şekilde oyalım sizlere de tavsiye ederim daha güzel videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmanızı beğeni yapıp güzel fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın